6, 7, 8, 9. Ablacığım, neden çıkartıp çıkartıp geri koyuyorsun? Çünkü yeniden yerleştirmek istiyorum. İyi de niye? Canım öyle istiyor. Tekrar eden şeyler sana iyi geliyor o zaman. Her şey değil. Babamın yeniden bayılmasını istemiyorum. Gülce, ablacığım ne diyeceğim? Bugün kursun yok ya, acaba birlikte Foça'ya mı gitsek? Gezeriz belki, denize gireriz. Gezmek ve yüzmek istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun peki? Beni Alican'la buluşturacağına söz vermiştin. Günaydın. Günaydın. Gülce çok kötü de ben de Rüzgar'ı merak ettim. Nasıl? O da pek iyi değil. Babanın durumu nasıl? İyiyim diyor da işte. Özgür, ben sana bir şey itiraf edeceğim ya. Hani ben Gülce'ye söz verdim ya Alican'la buluşması için. Evet. Babama da tam tersinin sözünü verdim. Ne yapacağım ben şimdi? Gel, oturup konuşalım. Gülce'ye verdiğin söz tutup babana da doğruları söylemelisin. Demesi kolay. Babam öğrenirse biterim ben. Ya öbür türlü de Gülce'yle aran bozulacak. Ne yapacağım ya? Hem de Alican nasıl biri onu bile bilmiyorum ki. Hadi gidip tanışalım o zaman. Gerçekten mi? Hı. Ama Rüzgar'ı size bırakacağız. Gülce ona çok iyi geliyor. Tabii ki. Rüzgar da Gülce'ye çok iyi geliyor. Hem annem evde, daha ne olsun. Şahane. Hadi gel. Hadi. Alican? Evet. Selam Alican. Ben Gülce'nin ablasıyım. Ya ben dejavumu yaşıyorum. Ne oluyor abla? Gelmeyin artık. Kurban olayım. Gelmeyin ya. Ya sakin olur musun? Konuşmak istiyoruz. Düşün benim yakamdan artık. Ne olur ya. Çok pişmanım. Vallahi söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Gelmeyin artık ya. Of, gelmeyin. Baban gelip Alican'la tanışmış olabilir mi? Olabilir. Bekleyelim istersen. İlla ki gelecek. Geldiği zaman da korkacak bir şey olmadığını anlatırız. Olur. Şöyle oturuyorum. Demek sürpriz yumurta seviyorsun. Sen de her şaka inanıyorsun ya. Rüzgar'ın da. Hadi oradan ya. Gördüm, gözünün içi parladı. Yok ya, ben sürprizleri sevmem. Böyle diyeceğini o kadar iyi biliyordum ki. Çünkü sen garantici bir insansın değil mi? Neyin olacağını, neyin olmayacağını senin bilmen gerekiyor sürekli. Ama sen de her an beklenmedik şeylerle karşılaşmayı seviyorsun gibi. Yani sürprizleri severim. O zaman bu senin. İnanamıyorum şu anda. Teşekkür ederim. Acaba ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Açıyorum. Ve o. Dırırırırırım. Aman Allah'ım. Bir kızılderili. Gördüğüm en içten şaşırmaydı bu arada. O zaman Özgür Kaptan, sen de bu jestinin üstüne çikolatamın yarısını kabul et. Senin için mi? Ben yemeyeyim. Al lütfen. Şuranda çikolata var. Sende de var, şuranda var. Aa. Geçti mi?
senin çocukluğunu görebiliyorum. Böyle feci, haylaz bir kız çocuğu, gözler ateş. Haylaz demeyelim de biraz oyuncu diyelim. Ben de sende şey hayal ediyorum böyle. Tek başına bir köşede oturan, kimseyle konuşmayan. Öyle bir çocuk canlanıyor. Yani sıkıcı bir çocuk gibi mi? Biraz öyle görünüyor. Bir de kabul ediyorsun yani. Ya hayır. Ya öyle görünüyorsun dedim. Yaklaşınca gerçeği görebiliyorsun aslında. Yok, ben gerçeği öğrenmek istemiyorum. Bal gibi de istiyorsun. Tamam, neymiş gerçek? Söyle bakalım. Gerçek şu, sıkıcı olamayacak kadar derin olduğu aslında. Yani bir deniz gibi düşün. Bir deniz hem tehlikeli olabilir, eğlenceli olabilir, huzurlu olabilir. Ama asla sıkıcı olamaz. Çünkü içi fırtınalarla doludur. Sen de öylesin, bir deniz gibisin. Huzurlu görünüyorsun ama için fırtınalarla dolu. Bence şarkılarını kendin yazmalısın. Gerçekten mi? Özgür, deniyorum aslında ama bir türlü olmuyor. Gerçekten ben senin ruhundan gelen bir şarkıyı dinlemek isterdim. Eminim en sevdiğim şarkılardan biri olurdu. Bak ya. Ya ama abla, evimin önüne kamp kurmak nedir ya? Alican bak, korkmana gerek yok. Konuşacağız sadece diyorum ya. Yok ya. Sen önce kime çalıştığını söyle. Annene mi babana mı? Bana bak, ne biçim konuşuyorsun sen? Benim annemle babam mafya mı? Vallahi ben bilmem. Verda abla aradı, size davet etti. Cem abi aradı, daveti geri aldı. Hani biri kalk gidelim diyor, öteki şey yapma otur diyor yani. Ben anlamadım. Ya Alican. Alican bir dinler misin ya? Alican. Alican bir dinler misin? Bak dostum, biz ne anneye ne de babaya çalışıyoruz. Gülce için çalışıyoruz. Biz Gülce'nin adamlarıyız. Adam mı? Adamı derken? Yani iş adamı gibi düşün. Gülce patronumuz seninle tanışmak istiyor. Ya ben de istiyorum, ben de istiyorum da Cem abi istemiyor. Numarasını bile engelletti bana ya. Ben onunla konuşuyorum. Önce senin Gülce'yi üzüp üzmeyeceğini anlamam gerekiyor ama. Ya ben Gülce'yi üzmem, niye üzeyim ben? Ama yani otizmi biraz araştırdım. Yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çok da anlamadım yani. Sen merak etme, ben sana her şeyi anlatırım. Ama ilk önce bir tanışsak. Hadi gel yanımıza. Geliyorum. Gel.